gösterelim, Yeni projemizi gösterelim yayında görmeyenler varsa buna başladık ee, güzel gidiyor yani bir iki günde hemen bir bin kişiye ulaştık hızlı bir şekilde tweetler tabi daha kalabalık bir kitleye ulaşıyor ama şeyde büyüyecek yani kitlesi de büyüyecek ümit ediyorum şuradan hemen açayım hatta linkini arkadaşlar da bizim atarlar şeye ee, uydurmalar tarihi uydurmalar arşivi diye bir arşive başladık Tarih uydurmaları arşivi şu şekilde bir arşiv. Burada sosyal medyada gördüğünüz bütün tarih uydurmalarına ilişkin açıklamalar yapmaya çalışıyoruz. Kaynaklarıyla vesaireleriyle güzel bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz. Kötü bilginin yerine iyisi ve yenisi gelsin diye. Bu birinci şeyimiz. Şurada bir de e, thread reader'a da yükledim bunları. Hani böyle toplu olarak da okumak istiyorsanız. Onu da linkini hatta şuradan alayım. Çete atayım. Top olarak okumak istiyorsanız. Mesela bugün Kemal mi Kamal mı? O tartışma üzerine e, çalıştık. Dün Osman Gazi Osman mı Ataman mı? E, ona baktık. Ondan sonra yine Arminius Van Beren'in günlükleriyle ilgili bir uydurma vardı. Ona baktık. Onlara baktık. Hatta mesela bugün yaptığımız çalışmayı göstereyim size. Yani nasıl bir şey yapıyoruz orada diye. Şimdi hep böyle bir şey vardır özellikle Atatürk'e hakaret sadedinde şey yaparlar böyle Kemal mi Kamal mı falan filan gibilerinden böyle şeyler yazarlar. Biz Ben dedim yani bu nedir bu işin aslı faslı hem görelim hem anlatalım yani işin doğrusu nedir. Şimdi öncelikle şu şeyi göstereyim size bu Twitter'da şey Facebook'ta dolanan bir görsel bu biraz yukarıya alacağım şöyle evet. Kamal İbranice totem put demek. İşte numaraları yazmış. Yanlış tabii yazmış numaraları da. Aynı kaligrafi kaligraf yerine kaligrafi yazmış. Ee, ondan sonra ilk başta onun Mustafa ismi kullanımı ikisinde de ve ilk resmi fısada Mustafa ismini yok saymış. Kemaller kamaller olacak. Kemalizm kamalizm olacak falan. Totem put demektir diye bir iddia. Kamal. İkincisi de yine bir başkası Facebook'ta şöyle bir şey döşenmiş, demiş ki Kamael kelimesi çekme ifade edilmekte e, ve İngilizce meaning the strength of God şeklinde ifade edilmektedir. Demiş yani bir melek varmış Kamael adında. Ondan sonra Atatürk de Güya e, bunu isim olarak kendisine seçmiş Tanrının gücü anlamındaymış bu. Şimdi öncelikle e, o meleğin ismini öğrenelim. Bahsi geçen meleğin ismi neymiş? Onu öğrenelim. İbranice bir meleğin olduğu söylenen Kamael ya da Kamal kelimesine <laughs> değiniyoruz. Bahsi geçen meleğin adı şurada görüyorsunuz bak İbranicesine K-Muel yani K ile başlıyor. Latin alfabesine geçerken bu C veyahut K olarak yazılıyor. Yani c Muel veyahut Camael şeklinde yazılıyor. A, okunuşta da Kamael aslında hırıltılı H vardır ya H. Öyle okunan bir ses mi? Dahası meleğin adı Kamael. Yani Kamal değil. Ee, Dolayısıyla burada uydurmaların karakteristik özelliklerinden birini görüyoruz. Benzerleri aynı kabul et. Etimoloji safsatasına başvur. Yani bütün uydurmaların arkasında böyle şeyler vardır. K, M, L harfleri benziyor ya benzerleri aynı kabul et. Bütün benzerler aynıdır. De. Birincisi bu. Yani e, İngilizce bir şey olan takı veya kelime olan of'la bizim Trabzon'daki of'u aynı kabul etmek gibi düşün. E, ve etimoloji safsatasına başvur. Yani etimolojik inceleme yapıyorum diyerek abuk subuk safsatalar kur. Böylece insanlar ikna Çünkü insanlar etimolojik sözcük okuması bilmezler. Etimolojiyi incelemezler. Dahası bu dilleri bilmezler netice itibariyle. Yani bu dillere bu kıfiyetler yoktur. Benim Allah'tan abi İbranicem olduğu için kontrol yapabiliyorum. Mesela şurada görüyorsunuz yine Avrupa'da bir gravür. Avrupa'da çıkmış bir gravür. Principatus Kamel altında yazan ibare şu. Biraz daha yukarı çıkarsam gösterir. Evet Principatus Kamel. Şu. İbranice bunların o söylediği Kamel böyle yazılır dediği. Kef diyelim ona. Mim Elif Lam yazıyor yan yana tamam mı? Bunu paylaşıyor. Diyor ki İbranice de böyle yazılır bu meleğin adı. Öyle yazılmadığını gösterdim size. Böyle yazılmadığı gibi o onun böyle yazılır dediği şeyi eklediğiniz zaman eklediğiniz zaman internete hani ne anlama geliyor bu baktığınız zaman Kemal ya da Kemal kelimesi çıkıyor. Muhtelif anlamları gösteriyor. Mısırlı yazar Necip Mahfuz'un romanı Kemal. İşar Kemal İşar Kemal aslında Yaşar Kemal. y, Ş R olarak yazıldığı için. Reş yani şey. E, İbrancı'da tabi harflerin ismi de değişiyor da. Yot e, diyor Y'ye mesela. Onu Işar İşar diye de okunabilir. İşar Kemal. Kürt kökenli bir Türk yazar. İbni Kemal. Saray tarihçisi. Aslında şey. Evet. El Buhmal. E Kemal olarak da bilinir. Suriye'de bir şehir. Yani Kemal'le ilgili bir şey çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Bu da sayfanın orijinal hali. İbranice hali. Gördünüz mü? Şimdi daha da aşağı iniyoruz. İkinci bir husus Kemal isminin Atatürk'ün doğuştan gelen ismi olmadığı hususudur. Bilindiği üzere Ali Rıza Efendi öğren erkek kardeşinin adını Atatürk'e vererek ismini Mustafa koymuştur. Yani Kemal aile bağlarını gösteren bir isim değildir. Yani Mustafa Kemal'in ismindeki Atatürk'ün ismindeki Kemal ismi doğuştan kendisine verilen bir isim değildir. Buradan yola çıkarak Gazi'yi Yahudi ilan ediyorlar ya. E ailesi koymamış ki bunu. Ailesi Mustafa ismini koymuş. Niye koymuş onu da? Ali Rıza Bey'in kardeşi salıncakta sallanırken galiba düşüyor vefat ediyor. Küçük yaşta. Onun hatırasını yaşatmak için çocuğuna da Mustafa ismini koyuyor. Ali Rıza Efendi. Selanik askeri rüştiyesindeyken Riyaziye muallimi, matematik öğretmeni Mustafa Efendi var. O da bilindiği üzere Atatürk'e diyor ki senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa. Seninki Kemal olsun bir de. Muhtemelen belki namı Kemal ile ilgili olarak da bu ismi vermiş olabilir. Hani bir e, ideal olsun ona benzemeye çalış gibilerinden belki vermiş olabilir. Dahası Atatürk'ün gençliğinde tercüme ettiği ve neşrettiği kitaplar var. Askeri har yani harp tekniklerine ilişkin kitaplar bunlar. Mesela muhar takım takımın muharebe talimi. Görüyorsunuz. Şimdi burada takımın muharebe talimi başta olmak üzere hepsinde şuraya dikkat edin. Mim nokta Kemal Kef Mim Elif Lam var burada. Burada da Mustafa Kemal'i kullanmış. İki ayrı Osmanlıca tercüme metinde Mustafa ve Kemal ismi Burada Mim Kemal olarak, burada Mustafa Kemal olarak görülüyor. 1934'de geliyoruz. 51 sıra numaralı 993 814 B seri numaralı. Bunu yanlış yazmışlar. Bizim az evvel gösterdiğimiz şeylerde yanlış yazmışlardı. Seri numaralı kimlikte Kemal ismini yine okumaktayız. Burada görüyorsunuz <laughs> açık bir biçimde Kemal yazıyor. 34 Şimdi 815B olarak biten nüfus cüzdanına bakıyoruz. Kamalı olarak değiştirilmiş. Neden? Şimdi oraya geliyoruz. Atatürk çevresindeki insanlara sık sık soyadı veriyor. Hatta mesela Bahri diye bir çocuk var, ona Su Türkü soyadını vermiş. O Flori'de karşılaşıyorlar. Çocuk sudan çıkıyor. Adın ne yavrum diyor. Bahri diyor. <laughs> bu sefer de Bahri Su Türkü. Öyle bir şey vardı. böyle bir anlatım vardı. Ya böyle isim takıyor. Atatürk'ün böyle bir huyu var. Ve mesela e, bülten kelimesine bir Türkçe arandığı zaman Yakut sözlüklerini karıştırıyorlar. Belleten kelimesini buluyorlar. Belleten kelimesi olsun diyor. Belleten mecmuasında da öyle çıkıyor falan. Yani Atatürk'ün böyle bir öz merakı var. Sözlük merakı var. Ve Mahmut Esat Bozkurt'a Bozkurt soyadını vermesi gibi veya Tahsin Maya Tepe'ye Maya Tepek isminin vermesi soy ismini vermesi gibi böyle tasarruflarda bulunuyor. Ve nasıl bulunduğunu da evrak olarak koydum kendi el yazısıyla. Mesela diyor ki Mah, Mahu diye bir hanım efendi var. Mahu hanım diyor ki bana bir soy ismi lütfeder misiniz? Onun da uzun hikayesi var. En sonunda düşünüyor, taşınıyor diyor ki ay akıl demektir. Mah anlamına da gelir ay. Gen de vasi, gen iş yani genişteki gen vasi anlamındadır. Aygen, geniş akıllı gibi bir mana veriyor. Ay hem yani kendi böyle bir kelime türetiyor. Ay Mahu Aygen oluyor ismi mesela kadın. Ve Çankaya'da Fali Rıfkı diyor ki artık herkes gidiyordu paşaya soyadı soruyordu. Soy ismi veriyordu herkese. Öyle ben de diyor o günlerde Atay soyadını gördüm bir listede diyor. Hoşuma gitti aldım. <laughs> Paşa beni gördü. Dedi ki sen niye soyadını aldın? Ben sana verecektim. Bana sormadan niye soyadı aldın diye kızdı bana. Ama işte ben de sizi meşgul etmek istemedim. Utandım paşam falan dedim. Geçiştirdim diyor. Ya demek ki böyle bir şey var Atatürk. Ve o nedenle de Atatürk soyadını aldığı zaman kendi ismini de Öztürkçe bir soy şey Öztürkçe bir isim yapmak istiyor. Bunun da niye böyle olduğunu izah edeceğim şimdi. Ve değiştiriyor hakikaten Kamal olarak. Kamal olarak hatta bir şapkalı Şimdi o dönemde bir propaganda dergisi görüyorsunuz. Bu Fransızca basılıyordu. La Türkiye Kemalist. La Türkiye Kemalist. Kemalist Türkiye. Bak şurada. Görüyorsun. Önceki baskıları böyle. Bu değişiklikten sonra bak nasıl basılmış. La Türkiye Kemalist şeklinde. Niye böyle bir peki değişikliğe gidiyor? Atatürk. Kemal kelimesi olgunluk demektir Arapça. Kamil olgun insan demektir. Mükemmel yine aynı kökten gelen bunlar kelimeler. Fakat bunun sesteşi aynı seslerle kurulan bir başka kelime daha var. O da kale, kuşatma, abluka, muhasara anlamlarına geliyor. Hangi dilde? Kazakçada mesela bak sözlük Kazakça sözlük buraya ekledim. Kamal Kale, sur, set ee, yenmediği olmayan. Mesela Almayt'ın kamal yok. Yok demiş mesela. Yenmediği olmayan. Tas kamal. Taştan yapılmış kale. Özbekçe'ye bakalım. Özbekçe'de de abluka muhasara kuşatma anlamlarında kelime kullanılmış. Şimdi peki niye böyle bir değişikliğe gidildi? Ee, önce bir beyanname yayınlanıyor 6 Şubat'ta. 6 Şubat olmasa. Şubat 1934 ama Can tam tarihi hatırımda değil. Bakarız ona. Bir beyanname yayınlanıyor. Halk ilk defa Kamal ismini görüyor. Bunun üzerine Anadolu Ajansı'na bir tebliğ çekiliyor. Ve tebliğ de deniyor ki. Bugünkü tebliğde Önder Atatürk'ün öz adının Kamal olarak yazılmış olduğunu gördük. Bu hususta yaptığımız tahkikten böyle yazılışın sebebi ve anlaşıldı. İstihbaratımıza nazaran Atatürk'ün taşıdığı Kamal adı bir Arapça kelime olmadığı gibi Arapça Kemal kelimesinin dalalet ettiği gibi devam ediyor. Şurada Atatürk'ün muhafaza direniz adı ordu ve kale manası olan Kamal'dır. Son A şapkalı üstünde tahfif işareti yumuşattığı için telaffuz hemen hemen Arapça Kemal telaffuzuna yaklaşır. Benzeyiş bundan ibarettir. Benzeiş bundan ibarettir demiş. Böylece isimde böyle bir değişiklik yapılıyor Öztürkçecilik mantığı içerisinde. Atatürk 34 senesiyle 37 seneleri arasında ismini e, Mustafa Kemal olarak değil Mustafa Kamal hatta Kamal Atatürk Mustafa'yı da bırakarak böyle kullanıyor. Ama 37'de bundan rücu ettiği görülüyor. Çünkü şu evrakı koydum buraya da Cumhuriyet Gazetesi'nin Eylül 1937 tarihli baskısı. E, 13 Eylül olması lazım. Mesela dürüzü sınırlarında Mustafa Kemal. Artık Mustafa Kemal. Burada görüyorsun bak. Mustafa Kemal'den hoşlanıyorlar. Mustafa Kemal ve müfidi alel usul evlerine kabul ediyorlar. Mustafa Kemal bu mülahazayla ona söz verdi. Yani hep böyle Mustafa Kemal şeklinde kullanılmış 37'de. Matbuata geri dönmüş yani bu ifade. Dahası propaganda dergisi vardı ya yeni cumhuriyetin. La Türkiye Kemalist. La Türkiye Kemalist. Bak isim yeniden değişiyor. Ne zaman? 20-26 Eylül 1937'de. La Türkiye Kemalist'in de adı tekrardan Kamalist'ten Kemalist'e dönmüş oluyor. Tamamen dil devrimi çabalarıyla ilgili. Yine 38'de basılan nutuk. Bakın devlet basım evinde Gazi Mustafa Kemal tarafından şeklinde yazılmış. Biraz küçültürsem daha tabii hepsi görünüyor. E tabii şey Cemal Granada'nın hatıralarında öyle bir şey var. Ama sonra vazgeçmiş ondan. Yani öyle bir heyecana o dönem kapılıp değiştirmiş kendi adını. Sonra geri dönmüş. Şimdi sonuç olarak nedir? Bu incelememizin sonucunda nereye vardık? En baştaki iddia neydi? Kamal Kama el diye bir melek var. İbrani meleği bu. Kabala da çok önemli. Yahudi mistisiminde çok önemli. Bu nedenle Zohar kitabından alınmış bu ismi gizli gizli Atatürk alacaktı. O yüzden Kamal adını koydu. Ve yine Kamal İbranca'da totem put demektir. İşte bu manada aldı falan gibi neden iddialar vardı. Burada neyi göstermiş olduk biz? Birincisi o meleğin adı Kamal değil. İbranice isim olarak Kamal değil. Yani kefle yazılan, kafla yazılan şey değil. Kamal veya Hamuel şeklinde yazılan bir isim. Ve meleğin adı Kamal değil. Kamal. Yani birbirinden farklı. Birbirinden taban tabana farklı. Dahası Bunların vermiş oldukları bu İbranice kelimeyi e, arattığınız zaman açık bir biçimde bütün İbrani kaynaklarında Kemal ile ilgili olarak, Kemal ismiyle ilgili olarak mesela Yaşar Kemal'i görüyorsunuz. Yani böyle hep Kemal ismiyle alakalı sonuçlar çıkıyor. Dolayısıyla bunun İbranilikle alakası yok. Dahası Atatürk bu ismi e, Cumhuriyet devriminden önce hiç kullanmamış, 34'ten önce hiç kullanmamış. Adı Kemal. Bunu da neyle gösterdik? Atatürk'ün gençlik yıllarında çevirdiği kitapların kapağındaki Kemal soyadı ile göstermiş olduk. Yine e, Kemal soyadıyla 34'te e, kimlik aldığını gösterdik. 815 numaralı e, yeni kimliğinde Kamal olarak bunu değiştirdiğini yine aynı sene onu da gösterdik. Bu isim değişikliğinin aleni olduğunu, umuma açık bir şimdi olduğunu da gösterdik. Ve Kamal'ın Özbekçe'de ve Kazakça'da kale anlamında bir kelime olduğunu, Atatürk'ün de bu yüzden bu ismi almış olduğunu açık bir biçimde göstermiş olduk kaynaklarıyla. Dolayısıyla buradaki iddiada ne yapacağız, sonucumuz nedir? Atatürk'ün bir dönem adının Kemal'den Kamal'a çevrildiği doğru, Kamal isminin İbranice Kamel adlı meleğin adı olduğu yanlış, ee, te tercih sebebi de tamamen Öztürkçe'cilik mantığında. Kaynakları da bu tweet serisinin altına ekledim. Hem Mehmet e, Alkan'ın makalesi var bu konuda Atatürk'ün isimleriyle ilgili. Hem de Melek ismiyle ilgili bir şeyleri merak ediyorsanız Stephen Miller'ın The, Book, The Book of Angels Seen and Unseen diye bir kitabı var. Ona da bakabilirsiniz. Evet yani isimden yola çıkarak Kamal kullanımından dolayı Atatürk'e dair pejoratif işte aa bak Yahudiymiş aslında falan gibi iddialar ya bu isimden yola çıkarak söylenemeyecek iddialar. Yine ileriki günlerde okuduğu okulla ilgili vesaire ile ilgili dosyalar da var önümde. Onları da hazırlayıp koyacağım. Bir ikinci